Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Sophos'ta WAN bacaklarınızdan geçen internet trafiğini nasıl görürsünüz bundan bahsedeceğim. Sophos'un web arayüzüne girdiğiniz zaman sizi böyle bir sayfa karşılar ve bu sayfada şu Diagnostic tabına tıklıyoruz. Diagnostic tabına tıkladığımız zaman bizi böyle bir ekran karşılıyor tekrardan. Bu Diagnostic tabı altında şurada sistem grafik diye bir tab var. Burada tüm CPU, disk, kullanıcı bazında, diğer interfaceler bazında ve memory bazında tüm grafiklerimizi görebildiğimiz bir ekran. Burada tüm grafiklerimizi tek tek görebiliyorsunuz. Ve bunu aylık, yıllık, günlük, 48 saatlik şeklinde tablarda görebiliyorsunuz. Burada tüm grafiklerimiz bulunmakta. FortiGate'de bunlar ana sayfada geliyor. Grafikleri biraz daha beğeniyorum FortiGate'de. Fakat bunda da yapılabildiğini size göstereceğim Sophos'ta. CPU info diye bir kısım var. Bunu çıkartalım. CPU ile işimiz yok. Bu detaylara daha sonra CPU... Sophos sistem grafik adında bir video yapıp orada anlatacağım bunların geri kalanlarını. Şu an CPU çıkardığımız için böyle bir şey karşımıza geldi. Şunların hepsini tek tek çıkartalım. Sadece ne kalsın? One zone ve update diyelim. Live grafik şu an anlık demek. Today bugünün grafiği. Son 48 saat haftalık, aylık ve yıllık olmak üzere. 6 türde filtreleme yapabiliyoruz. Şimdi biraz ekranı büyüttüm ki daha rahat görün diye. One zone yani one bacağı. One bacağı dediğimiz zaman şöyle grafiklerimizi görebiliyorsunuz. Şimdi bunları detaylı sizlerle beraber inceleyelim. Öncelikle ne yapalım? Günlüğe bakalım. Ve sadece one zone tarafı. Şöyle biraz daha aslında ortalasak daha iyi olur. Birinci grafimizde bize ne vermiş? Bakın şurayı direkt sağ tıklayıp Chrome'da kullanıyorsanız Türkçe diline çevirip son 2 saatin toplam yüklemesi, son 2 saatin toplam veri aktarımı, son 2 saate ait ağ geçidi bazında toplam veri aktarımını bu şekilde görebiliyorsunuz. Tabii bugün pek bir trafik yok. Bunları şöyle de canlı bakın. Bugün son 48 saat haftalık yapalım bakalım. Güncelleyelim. Tabii şurayı da varsayalım. İngilizce haline çevirelim. Bakın. Bende 2 tane internet hattı var. Zaten buna bakmamın sebebi oydu. Bir tanesi Türk Telekom'un hattı. Bir tanesi ise Metro internet. Bakın Türk Telekom'un DSL hizmeti. Aynı zamanda neyi kullanıyorum? Metro'yu. Türk Telekom'un DSL hizmetini kullanmaya daha yeni başladım. Şurada görebilirsiniz. Artık morlar onu gösteriyor. SD-WAN özelliğini kullanarak yaptım bunu. SD-WAN özelliği ne işimize yarıyor? İstediğimiz uygulamayı İstediğimiz internet hattı üzerinden çıkartabiliyoruz. Ben hani telefonda kullanılan uygulamalar ve kritik iş yükü olmayanları VDSL üzerinden, kritik iş yüklerini ise Metro internet üzerinden çıkardım. Bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz üzere Metro internet üzerinden kullanım. 50-50 simetrik bir internet kullanıyorum. Şurada bir vurmuş yukarı doğru ama neden kaynaklı? Ara sıra tabii radyo link olduğu için yüksek hız gelmiş olabilir. Yani yaklaşık 50 megabit tamamı kullanılıyor gibi gördüğünüz üzere. Bunu 100'e çıkartsam daha fazlası kullanılacak. Şurada da Türk Telekom'un VDSL hizmeti var. Onu da yeni yeni açtım. Telefonlarımın internetini bunun üzerine kaydırdığım için bu da şu an kullanımda. Tabii şurası pazara geldiği için daha az kullanılıyor. Burada sağ tıklayıp şöyle yapabiliriz. Türkçe diline çevir. Geçen haftanın ağ geçidi bazında toplam veri aktarımı. Ağ geçidi bazında bu. Tekrardan bunu şöyle Türkçe'ye çevirelim. Bakın bu da toplam veri bazında görmüş olduğunuz üzere hem ne var burada DSL hem de radyo link hizmeti yani metro internet hizmeti. Normalde 50 iken sınırlıyken toplam değeri verdiği için bakın 73'lere çıktığını görüyoruz. Daha yüksek değerlerin olduğunu görebiliyoruz burada. Bu da data transferi yine alttakine benzer ama bu ikisinin toplamı ve indirme pardon şu karşıya yükleme bu ise indirme. Giden veri paketleri ve bunlar da gelen veri paketleri. Gelen veri paketlerinin yüksek olduğunu görüyorsunuz. Çünkü daha çok indirme yapılıyor. Bunlar da giden veri paketlerimiz. Kırmızılar. Tabii bunu şu bazda da yapabilirsiniz. Add item diyelim. Buradan ne ekleyelim? Interface info. Hem one zone hem de interface info ile portlar üzerinden geçen veriyi görebiliyorsunuz. Şuradan ne ekleyecektik? Interface info update diyoruz. Burada da hangi interface'den ne kadar geçtiğini görebiliyorsunuz. Bu GFTP kullanılmıyormuş. Interface, GFTP interface'i.
Port 1 bu bizim içerideki ne bacağımız? LAN bacağımız. LAN bacağındaki trafiği buradan görebiliyoruz. 80 megabitlere çıktığımızı görüyoruz. 70 megabitlere. Çünkü neden? FC1 yaparak iki interneti aynı anda kullanabiliyoruz. İki interneti kullanmanın ayrı avantajı. Daha şöyle ayrık yaparsak benim iki interneti aynı anda kullanmadığım zamanı da görebiliriz. Şuralarda biraz daha artmış görüyorsunuz. Sınır daha da artmış. Şu port 1 içerideki bacak. Port 10 şu an kullanılmıyor. Port 11, port 12 boşta. Port 2. Mesela bu port 2'miz ne bizim? Radyo link bacağımız. 50-50 simetrik internet alıyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi 50 değerlere yakın olduğunu görebiliyoruz. Şuralarda tabii veri kullanımı biraz daha düşük. Şu araya baktığımız zaman port 3. Port 3 bizim VDSL bacağımız. Şuralarda epey bir kullanım olmuş VDSL'de. Şuraya doğru geldiğimiz zaman tekrardan düşüş olduğunu görüyoruz. Çünkü SD-WAN özelliğini açtık. Port 4 bacağımız. Port 4'ü de daha sonra aktif ettik. Bunlar da içeride kullanılan yine tüm firewall cihazının üzerindeki bacaklar üzerindeki trafiği bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar.